düşünceniz nedir? Bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? İmamoğlu diye düşünüyorum. İmamoğlu. Evet. İmamoğlu. Yani yaptıkları şeyler hoşuma gidiyor diyebilirim. O yüzden şu an memnunsunuz. Mevcut üzerinde devam etmesini istiyorum. Evet, tabii ki de. Ekrem İmamoğlu şimdiye kadar ne iş yaptı? 5 sene boş geçti. Kaçam oldu biliyor musun vatandaşa? 25 sene geri gitti İstanbul. 25 sene geri gitti. Evet. 2019'dan beri öyle mi diyor? Evet. Ne yaptı? Yolanı da bak, arabalar hep yolda kalıyor. Yani bunu bir hakkımız değildi. Yapılan projeleri yürütemem. Merdivenler gitmiyor. Araba sürekli. Bak ben de arabacıyım, şoförüm. Her gün bu güzergahı kullanıyorum. Her gün görüyorum bir araba yolda kalıyor. Yazık, günah değil mi? Yepyeni araba. Her araba 10 milyar değerinde. Yani çok güzel olacak ama çok güzel olmadı maalesef. Murat Kurum mu diyorsunuz? Evet, Murat Kurum. Teşekkür ederiz. Şey, bu hangi kurum? Yayınlıyor musunuz? Evet, Medyali TV YouTube kanalında yayınlanacak. Tamam, inşallah. Teşekkürler. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Onu tercih ediyorum. Değişiklik olsun. Murat Kurum mu? Murat Kurum diyorum. Şaka yapmak için sadece tabii ki de. Tabii ki de İmamoğlu. Yani günümüzde görüyorsunuz 20 yıldır aynı şekilde yönetiliyoruz ve artık bazı şeylerin değişmesini istiyorum sadece o yüzden. Evet. Beni kapalı görünce herkes farklı düşüneceğimi düşünüyor. O yüzden sadece size böyle dedim ve nasıl tepki vereceğinizi merak ettim. Sadece yüzüme nasıl bakacağınızı merak ettim yani açıkçası. Ama şu an mevcut belediyeden ben memnunum. İnşallah böyle de devam eder. Daha da güzel çalışmalar yaparlar diyorum. İkisinin arasında gidebilir. Kimi düşünüyorsunuz siz? Biz mi? Evet. Vallahi hangisi iyi çalışıyorsa onu düşünüyoruz. Sizce kim iyi çalışıyor? Kim iyi çalışacak İstanbul için? Vallahi biz İmamoğlu hiç pek çalıştığını görmedik. Yeni Doğan da bizim orayı toprağının kapattığı açmadı, çalışmadı. Metromuz var. Metro şimdi açsaydı sözüm sözde onu atacaktım, atmayacağım. Metro açılmadı. Evet, açılmadı. Açılmadı, kapattırdı bizim aynı. Ben de aynı. Beraberiz yani. Yoksa kişi edecektim. Sürsüm söz. Bana hizmet versin, ben onu herkes atarım. İlk önce ben hizmet bekliyorum hanımefendi. Lazım bize tabii. Biraz önce de Şeyma Döyücü'yle başkanla görüştüm. İrtibatlı görüştüm. Buralara bakarsanız ben de size bakarım. Halk da size bakar, doğru mu? Onun için teşekkür ederim. Peki, neden Murat Kurum? Murat Kurum tecrübeli bir adam. İmamoğlu bir şey yapmadı ki. Bu yeni doğanın şeyini çıkardılar, Kadir Topbaş getirdi, doldurdu. O yüzden Murat Kurum diyor. Yok, vermiyoruz zaten. Kimse vermiyor ki, o kazanmaz. Kazanmaz. Tamam mı? Teşekkür ederim. İnşallah kazanmaz, inşallah. İkisi de değil. İkisi de sevmiyorum ben. Neden? Biri Poşet Bakanı, Ekrem İmamoğlu hiçbir iş yapmadı. O adı Refah Partisi bence. Her defa atıyorum. Neden İmamoğlu? Çalışıyor çünkü. Bir de haksızlık yok belediye olarak. Bugün dünyada olmayan 10 tane aynı anda açtığı metro var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan. Yani halk olarak görünmüyor bu. Pek görmek istemiyoruz ama gerçek bu. Onun dışında zaten iktidar partisini dersek zaten 22 senedir buradalar. Eğer yapmış olsalardı, trafik sorunu çözülmüş olsaydı, işte ulaşımıydı, birçok altyapısı deprem zaten olurdu, her şey olurdu. 22 sene boyunca yapamamışlarsa ya da eksik varsa zaten artık o bir beklentimiz olamaz. Peki. O zaman yani İmamoğlu diyoruz. Şu anda memnunuz. İmamoğlu. Düzgün çalışması, bu cemaatlerden, efendime söyleyeyim, ne derler diğerlerine, bunlardan bu kaynakları kestiği için ondan dolayı İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü çalışıyor, diğerleri hırsızlık yapıyor. Ben 55 yaşındayım, İmamoğlu'ndan memnunum. Hırsızlık diz boyu, eskiden yoktu eskiden. Herkes ya dolandır yani. Bu yoksa bu kadar işsizlik olmaz. Hırsızlık olmasa. İşsizlik kesinlikle olmaz. İmamoğlu da İmamoğlu. Vallahi çektiğimiz zulümleri görüyorsunuz. Yani bunun bir kişiye, yani İmamoğlu değil, başkası da olsa fark etmiyor. Yani aynı idareden diyor ki memurlara veremem, işçiye veremem, şunu veremem, bunu veremem diyor. Ama yapacağını, yapmayacağını da söylüyor muhalefet gibi. İktidarda kim o da belli değil. Onun için bir değişsin diye, bir değişim olsun diye bir değişim.
Neden İmamoğlu? Ne bileyim, hoşuma gidiyor, seviyorum her haliyle. Çift olarak seviyorsunuz. Tabii tabii. Peki, memnunsunuz şu anki düzeninden? Nasıl? İstanbul'un şu anki düzeninden memnunsunuz? Vallahi memnunum. Ben 6 ay burada kalırım. 6 ay memleketimde memnunum. Nerelisiniz? Ben Ordulu'yum. Ordulu'sunuz. Evet. Murat Kurum hiç... Kullanmayacağım. Kullanmayacağım. Yok. Geçen seçimdeki kim oy verdiniz? İmamoğlu'na. Ben bu sefer niye oy vermiyorsunuz? Niye kararsınız? Vermiyorum. Yani o da Cumhurbaşkanı gibi bir şey olacak. Bir karakter olacak. Evet. Sadece ben. Başka bir şey yok. Halk yok yani. Bütün partiler için aynıdır. 10.000 lira emekli maaş. Adam diyor ben gelince vereceğim. E sen kimin cebinden çıkarıp vereceksin ki? Cumhurbaşkanı diyor para yok, o diyor ben vereceğim. Kimin cebinden vereceğim? Ben 30 sene çalıştım, 10.000 lira para alıyorum. Ev kirası, ev kirası 20.000 lira. Ne yapmam lazım? Sen çalışıyorsunuz değil mi? Yani iş bulsam çalışıyorum ama iş de bulmuyorum. Çünkü yaşım 60. Nasıl bir iş bulacağım? Ya birini öldüreceğim, ya soyacağım, ya da kırkızlık yapacağım. Neden İmamoğlu? Evet, ben de İmamoğlu. Çünkü neden? Neden? Bu çalışan, bu yoksulluk insanın artık canına tahdit etti. Evet. Onun için çaremizi, emekliyiz. Evet. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. 10 bin lira çok güzel. Yani bozdur bozdur ye. Bitmez bu durumda. Çok az. Yetmiyor. Sence... Kiralar 15-20. Hayır, sence yeter mi? Tabii ki de yetmez. Yetmez. Gidiyorsun bir kilo domates alıyorsun. Kaç para? 30 lira, 35 lira. Markette 50 al. Ben de söylüyorum. Bir ekmek 10 lira. Elektriği, suyu, doğalgazı buna gelendi. Maaşa zam yok ise oyda yok. Bu kadar basit. Benim diyecek şeyim bu. Medyeli TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Tamam, iyi günler. Teşekkür ederiz, sağ olun. İmamoğlu da biraz ayrı mı diyor ablam? O kadar değil, boşa. Yani oyumuz boşa. Nasıl bir ayrım? Nasıl ayrım yapıyor ablam? Durumu iyi olanlara yardım ediyor. Bizler evimize geliyor, eşyanız var diyor, şeyiniz var diyor. Eşyayla mı yapıyor insanlar karnı doyuruyor? Kiracı adamız. Millete eşimden boşandım diyor, yalan konuşuyorlar. Onlara katlan maaşlar veriyor İmamoğlu. Ama bizlere yok. Ben CHP'liyim. Ama CHP'liyim ama CHP'li olduğuma da pişmanım yani. İmamoğlu bugüne kadar ne yapmış? Onu bir anlatsana. Ben Murat Kurum, yani hükümet de onlardan, en azından İstanbul yapacak yine. AK Parti'ni yaptı. Tabii canım. Her zaman Murat Kurum. Valla İmamoğlu şimdiye kadar ne yaptı? Hele bir 5 tane de. 5 tane de ne yaptı? Bu İstanbul için ne yaptı? Bir gösterin bakalım. Bir icraatı var mıdır? Yok. Evet, tamam. İcraat yok. Sadece eskideydi kardeşim. Millet için çalışana bakıyor. Sana yeminle sen gel, oyum senindir. Vermezsem namerdim. Memleketi benim ırkı, dini hiç ilgilendirmez. Ben çalışana bakarım. Kim memleketime faydalıysa başım tacıdır. Neden İmamoğlu amcacığım? Neden olmasın? Söyle. Neden? Sizce neden? Yahu bir defa bak. AKP dediğin bir parti Türkiye'yi bitirmiş. İstanbul'da neden olsun? Anladın mı? Vermiş miydiniz AK Parti'yi oy daha önce? Kim? Siz. Hayatta vermem. Yani CHP'ye de vermedim. Başka partilere verdim. Ama ona hiç vermem. Ben ilkil adamım. Türkiye, ben şehit torunuyum. İki tane dedem. Biri Çanakkale'de, biri de Sakarya'da kaldı. Onlara hinayet etmiş olurum verirsem buna. Anladın mı?